Merhaba arkadaşlar, Gökhan'da Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sonoff'un Smart Switch yani akıllı rölesini inceleyeceğiz. Evet, ben ikili paket şeklinde daha ucuz olduğu için ikili aldım. Smart Switch yani akıllı rölemizden biraz bahsedeyim. Takıldığı ürünün akıllı hale getiren ufak bir röle hem üzerinde mekanik olarak çalışabiliyor hem de Wi-Fi üzerinden cep telefonumuza kurmuş olduğumuz uygulama üzerinden takmış olduğumuz cihazı çalıştırarak akıllı hale getirmiş oluruz. Yani basit şekilde de olsa takmış olduğumuz cihazı akıllandırıyor. Evet, gelin şimdi akıllı rölemizi yakından inceleyelim. Evet. Evet, kutu üzerinde yazan özelliklerden önce size bir bahsedeyim. Bu switch'imizin basic modeli. Volt ila 240 volt arasında çalışıyor. 10 ampere kadar dayanıklı arkadaşlar. Daha önce size bir priz incelemesi yapmıştım. S-Link'in. Onun gibi yani 10 amperi geçecek olan cihazlara takarsak rölemize zarar verebiliriz. Evet, kutunun içerisinden 4 adet switch'imizin taktığımızda kabloların dışarıda kalmaması için gerekli olan kapağa uygun vidalar. Evet, 2 adet kapak. Evet, üzerinden bir Sonoff etiketi. Evet, burada da nasıl bağlayacağımızı gösteren, nasıl tanıtacağımızı gösteren bir kullanma kılavuzu. Evet, bir adet QR kod uygulama için eklenmiş. Bu QR kodu tanıtıp uygulamanızı indirebilirsiniz. Evet, burada ne şekilde bağlayacağımızı göstermiş. Eğer lambalara bağlayacaksak ne şekilde bağlayacağımızı, eğer akıllı röle olarak kullanacaksak nasıl kullanacağımızı gösteren bir şema. Evet, ben AliExpress'ten bir LED 220 volt ile çalışan, direkt 220 volt ile çalışan bir LED aldım. Ve bunu yüksek bir yere monte edeceğim için bunu da cep telefonumla kontrol etmek için bu röleyi tercih ettim. Şimdi biraz sonra size bağlantısını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet, burada dediğimiz gibi üzerinde input ve output olarak iki kısımdan oluşuyor. Evet. Burada da gördüğünüz gibi zaten bize bahsetmiş. 220'mizin gireceği yer input yazan kısım. L ile gösterilen yere fazımızı N ile gösterilen yere, yani faz live olarak görünüyor. Line in olarak görünüyor. Nötrümüzü ise N yazan kısmına götüreceğiz. Nötrün tam karşısında ise karşı tarafa götüreceğimiz nötr ve L kısmı da yani bizim lambamıza gireceğimiz faz kısmı. Üzerinde küçük bir siyah bir buton bulunuyor. Hem bunu da resetlemek için hem de yakmak için kullanacağız. Evet. Kılavuzumuzun bu kısmında bulunan QR koddan cep telefonumuzdan kontrol edeceğimiz program, Evalink programını indireceğiz. Alexa'ya Google Asistan destekli olduğunu yazmışlar. Evet, gelin isterseniz montajına başlayalım. Tornavidalarımız küçük yıldız tornavidalar. Bunun için bir yıldız tornavida. İnce uçlu bir yıldız tornavida gerekecek.
4 adet vidamız var. Onları çıkaralım. 1 adet kontrol kalemimiz var. Evet, öncelikle elektrik fişimizi çektik. Öncelikle size göstermek istiyorum. LED ışığımız buraya basıldığında yanıyor. Şimdi normalde kendi anahtarı da var. Fakat kendi anahtarını bu kabloya yapacağım ek ile uzatacağım. Bu yüksek bir yere takılacak. Daha sonra kontrol edeceğiz. Evet, belki bu anahtarı daha sonra başka bir yerde kullanırsak diye bozmadan kaldırıyorum. Mümkün olduğunca güzel sökmeye çalıştım. Evet, gördüğünüz gibi zaten kendi içerisinde de soyulmuş. Evet arkadaşlar, öncelikle fazımızın geleceği kısmı takıyoruz. Daha sonra nötrümüzü evet. Input kısmına elektriğimizin geleceği fişini taktığımız yere takmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şu kısım zaten tırtıklı tırtıklı, o yüzden kablonun hareket etmemesini sağlayacak. Evet, bunun için de evet, bu kısmımızı bitirdik. Şimdi LED lambamıza giden kısmı monte edeceğiz. Evet. Kabloları takarken karşılıklı olarak aynı renk kabloların gelmesine dikkat edin. Eğer beyazı kendinizden tarafta taktıysanız beyazı buraya, siyahı diğer tarafta taktıysanız siyahı da ona göre takmanız gerekiyor. Evet. Kabloları taktıktan sonra bir şöyle bir çekiştirip kontrol ederseniz iyi olur. Evet. Kıskaçlı olan kapağımızı da bu tarafın kapağını da kapatıyoruz. Evet, buraya da takarken arkadaşlar LED lambamıza gidecek yeri takarken output'ta olmasına dikkat ederek takıyoruz. Evet, bunu da sıkıştırdık. Şimdi evet, fişe taktığımızda bakın burada bir ışık yandı. Evet, gördüğünüz gibi üzerindeki şeye basarak bunu çalışır hale getirdik. Evet, şimdi isterseniz cep telefonumuzla
tanıtıp bir de cep telefonumuzdan yakalayacağım. Öncelikle dediğimiz gibi kurulumumuzu bitirdik. Buradan QR kodumuzu çalıştırarak evet, bizi bir internet sayfasına yönlendiriyor. Evet, buradan hangi işletim sistemimizi kullandığımızı söylüyor. Ben Android kullanıyorum. Evet, buradan Evlink Smart Home uygulamasını indiriyorsunuz. Ben daha önce şuralara bir yere kartını paylaşayım. Evlink'in Sonoff'un yine akıllı duyunu kullanıyordum ki şu an hala kullanıyorum bir odamda. O yüzden ben de Evlink programı açık. Evet, üst tarafa. Siz burada kayıt ola gireceksiniz. Ben daha önce kayıt olduğum için sadece giriş yapmak için kayıt olurken kullandığım mail adresim ve password'ümle giriş yapıyorum. Evet. Bu oğlum Demir'in odasında kullandığım Duy. Şimdi buradan öncelikle tuşumuzun üzerine bir 5 saniye kadar basılı tutuyoruz. Evet. Işığın hızlı hızlı yanıp sönmesini bekliyoruz. Daha sonra artıya basıp hızlı eşleştirme diyoruz. Bir cihaz ekle diyoruz. Evet, bize burada modemimizin 2.4 GHz'i destekleyip desteklemediğini soruyor. Bütün akıllı cihazlar arkadaşlar 2.4 GHz'de çalışıyor. 2.4 GHz destekli bir modeminiz yoksa maalesef tanıtamıyorsunuz. Burada da bize modemimizin adını ve şifresini soruyor. Onları da girdikten sonra sonraki diyoruz. Evet, cihaz şu an aranıyor. Bu biraz sürebilir. Modeminizin, cihazınızın birbirini tanıyıp bağlanmasına göre. Evet, gördüğünüz gibi buldu. Şimdi buraya bir isim vereceğiz. Akıllı veya Smart Switch. Smart Switch. Evet, oda olarak bunu salonda kullanacağım için other dedim. Evet, bağlan dedik. Evet, şu an için bağlı görünüyor. Gördüğünüz gibi bu daha önceki kullandığım şey. Buraya kaç tane Sonoff akıllı cihazı bağlarsak hepsini burada alt alta yan yana getirecek. Bu daha önce kullandığım, bu da şu anki kullandığım switch. Gördüğünüz gibi buradan açıp kapatabiliyoruz. Bu şekilde de açıp kapatabiliyoruz. Evet, burada program yapabiliyoruz. Şu saatte açalım, şu saatte kapan diye. Evet, mesela tek bir sefer yapacaksak bir sefer, yoksa bütün günlerde yapacaksak ona göre buradan günleri belirliyoruz. Evet, açılmasını mı istiyoruz, kapanmasını mı? Örneğin belirli bir saatte açılmasını istedikten sonra burada yapacağımız eylemde de şu saatte de kapat da diyebiliyoruz. Burada da istediğimiz işlemi seçiyoruz. Açılmasını mı istediğimizi, kapanmasını mı istediğimizde rölemizin burada işlemimizi seçiyoruz. Evet. Buradan geri sayım yaptırabiliyoruz. Ne kadar süre sonra olması. Örneğin 1 dakikalık bir geri sayım başlatalım. 1 dakika sonra aç dedik, kaydet dedik, kaydet dedik. Evet. Şimdi 1 dakika sonra rölemizi otomatik olarak açacak. Buraya istersek yarım saat ekleyebiliriz, istersek bir saat ekleyebiliriz. Ne kadar süre sonra açılmasını istiyorsak geri sayım yapıp buradan açtırabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 1 dakika doldu ve kendisi algıladı. Evet, şu kısımda bulunan daha sonra
Bunun tekrar bir dakika sonra aktif etmemiz isteyip istemediğimizi soruyor. Bu arada wireless'a bağlanınca ışık rengimiz maviden mor rengine döndü. Evet, döngü zaman yapabiliyoruz. Döngü metodu tekrarla şeklinde yazabiliyoruz. Yani sürekli aynı döngüyü tekrarlasın. Bundan sonra açılmasını istediğimiz dakikayı, saati belirleyebiliyoruz. Evet, burada saat ve tarih belirleyebiliyoruz. 2020'nin işte belirli bir ayında, ayın belirli bir gününde şu saatte açıl diyebiliyoruz. Etkinleştirmeyi burada yapabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi böyle kullanışlı güzel bir röle. Evet, isterseniz bir de sesli komutla yapalım. Evet, sesli komut için ben Google Asistan ve Google Home kullanıyorum. Android kullanıcısıysanız Google Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Google Play üzerinden Google Home'a tıkladığınızda Google Home'a önce bağlı cihazları buluyor. Evet, gördüğünüz gibi hemen akıllı switch'imizi buraya getirmiş. Evet, şimdi bu akıllı switch'i bir odaya ekleyeceğiz. Evet, cihazı salona taşıdım. Evet, bakalım. Evet, salonumuza taşındı. Burada kullandığım bir prizm var ve switch eklendi. Buradan aç dediğimizde açabiliyoruz. İçerisine girip de aç diyebiliyoruz. Evet, Google Asistan üzerinden Turn on smart switch. Evet, gördüğünüz gibi smart switch'i açtı. Bir de Türkçe olarak deneyelim. Smart switch'i kapat. Evet. Smart switch'i aç. Smart switch'i kapat. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Sonoff Smart Switch akıllı röleyi inceledik. Umarım anlattıklarım size faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada aklınıza takılan soruları yorumlarda sorarsanız en kısa zamanda size dönüş yapmaya çalışırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.